Doğru ya, değil mi abi? Az önce senin muhabbetini yaptık senin adına. 180. Doluyor mu? Atmışım videoyu. Ya attım abi ya. Muhabbetini yaptık az evvel de. Sabah vardiyayı aldığımız zaman Faruk içeride izliyordu videoyu. Valla az önce senin muhabbeti yaptık abi. Ay şey de söyledi. Hoş bulduk abi, nasılsın iyisin? Sen nasılsın? İyi, almaya çalışıyoruz ya. Evet. İyi bir de kanka. Mehmet Ali, bak kim geldi bak. Ben abi. Tanımadın mı? Tanıdım. Hoş geldin abi. Hoş bulduk, hoş geldin. Yaptık ya bir ara. Vay be. Ben dolduruyorum, sen istediğin yerde doldurabilirsin yani. Yok. Yok. Yapıştır abi, aldığı kadar alsın. İş, çok işim oluyor abi. Buna git gel yaptım İzmit'e ya. Tamam. Öyle abi. Hiç yoktan yani şey yapıyor seni. Getir götür yapıyor. Tabii ya, motor avantajdır arabaya göre yani. Ya illaki. Ya kışın biraz sıkıntılı olsa da. Kışın öyle. Böyle bırakalım istersen, geldi artık. Geldi mi? Evet tamam abi. Eyvallah abi. Çay içmeye de beklerim. Yani. Eyvallah abi, kolay gelsin. Şöyle yapalım, şuraya geçelim. Evet arkadaşlar, herkese selam. Herkese selam. Ama şuraya bir girelim ilk başta. Herkese selam arkadaşlar. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda yedek depomu boşalttım. Pet şişeye biraz koydum. 1 litre civarı. Pet şişeye koydum. Depomu fullettim. Ağzına kadar doldurttum. Ağzına kadar doldurttum. Ve aldığı litre 17 litre 370. 17-370. Öyle söyleyeyim size. Her neyse. 17 litre aldı benim canavar. Şimdi kilometre biraz az geldi bana. Neden dersiniz? Kilometreye gerçi bakmadım ama 500 550 ile 600 arası civarı bir şeydi. Az gelmesinin sebebi, yani az gitmesinin sebebi kış olduğu için sürekli şeyde çalıştırdık. Jig'le de çalıştırdık. Hani ısıtma amaçlı vesaire derken. Telefonla konuşuyor. Aferin, aferin, devam et. Jig'de de çoğu zaman çalıştırdığımız için bir sefer de Jig'de de unuttum. O şekilde, yani öyle diyebilir size yani. Ona rağmen biraz az gitti gibi. Çünkü hani öyle olduğu için. Ve şimdi benzinimi de aldım. Yedek benzinim de var. Şimdi o yedek benzinle hatta depoyu bitireceğim. Hadi abi, hadi abi. Depoyu bitireceğim. Yedek depoyu da bitireceğim. Bakayım ne kadar gidiyor. 17 litre doldurdum. Az önce de söylediğim gibi. Ben motorumdan çok memnunum.
çok hoşuma gitti. Hani yakıt konusundan olsun, kullanım bakımından kommuter tarzı, artık nasıl okunuyorsa, benim hoşuma gitti. Bu motoru yani söyleyenleriniz de oluyor çok. Bana Instagram'dan olsun, Facebook üzerinden, yani sosyal medya üzerinden olsun sorular geliyor. Değiştirmek ister misin? Aklımda plan var. Yani illaki değiştirmek isterim ama hani şimdi yakıt konusundan da bu motor beni geri vitese atıyor. Yani işte, ekranda da fişi göstereceğim. 17 litre aldım. Az önce de söylediğim gibi. Düşündüğüm motor var. İki motor var hatta. MT25 veya Pulsar 200. Neyse. Sen girdin, sen kazandın dayı. Pulsar veya MT25. O motorlardan ikisinden birisini düşünüyorum ama şimdi bu yakıt konusunda da bu biraz kokladığı için yani aslında satmamak da istiyorum. Yani kullanmak istiyorum bu motoru. Yani motorumuzun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bu arada kusura bakmayın, biraz hasta oldum galiba ama savaşıyorum, ben kazanacağım, grip olmayacağım, bu işten kendimi sıyıracağım. Gerçi eskisi gibi şeyimiz yok artık. Ne yapıyorsun dayı sen ya? Bir karar ver, anasını sattım ni yerinde ya. Neredeyse arkadaşlar, konumuza geri dönelim. Çok dağıtıyoruz konuyu. Çünkü olan trafik. Dediğim gibi ben bu motoru çok seviyorum. Hoşuma gidiyor. Benim canavarım bu. Benzinci arkadaşlarla da muhabbet ettik. Videolarımı izliyorlarmış. Onlara tekrardan teşekkür ederim. Çay içmeye davet ettiler. Onun için de tekrar teşekkür ederim. Müsait bir zamanda çaylarını içeriz. Motoru bakımını yaptırdık. Hastaydı. Birkaç parça değiştirmek istedik ama Mustafa abime götürdüğümde abi dedim, sen dedim bunun dedim ne hastalığı varsa, ne sıkıntısı varsa bir bak dedim abi, bir yap dedim, bir kontrol et dedim. Bazı parçalar kullanımdan dolayı eskimiş bayağı. Bunlar da dedi şey olabilir dedi. Abi dedim tamam, sıkıntı olmasın. Sen dedim gerekeni yap. Bana liste verdi. Listede şu parçaları değiştirdim dedi, şunları temizledim, şöyle yaptım, böyle yaptım. Bana detaylı bir şekilde anlattı ama benim kafam o zaman pek yerinde değildi. O parçaları da değiştirdik. Şu an canavarımız alışma süreci diyelim. Yavaş gidiyoruz, böyle birkaç gün. Ama sonrasından akacağız, kokacağız. Şu an biraz alıştırma süreci. Ama hiç şey yok canavarımda benim ya. 10 numara ya. Ama sinyal vereceğiz. Söyle bir geçelim. Hadi babacığım hadi.
Telefonla konuşma.